Geçler kimya adasısınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim çalışmaya devam ediyoruz şimdi günün ikinci videosundayız Toledev kampında ilerliyoruz bak 23. güne geldik evet bak 35 günde Toledev kampını yapıyoruz kitabımızı bitiriyoruz arkadaşlar beraber kimyayı fullleyeceğiz çünkü Kimyasal tepkimeler ve özellikler üzerine konuşmuştuk. İlk dersimizde test 58 çözmüştük. Şimdi test 59 üzerine konuşacağız. Hemen kitabımızdan sayfa 122 ve 123 açalım ve beraber dersimize başlayalım. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Evet ilk soruya baktığımız zaman bizim burada 3 tane denklemimiz var. Bu kimyasal denklemler ve bize verilmiş hangileri hem sentez hem de yanma tepkimesidir diyor. Şimdi yanma tepkimesi olabilmesi için girenlerde o2 molekülünün olması gerekiyor. Bak bu bir şarttır. Bakıyorum şimdi evet birinci öncülde O2 var girenlerde. ikinci öncülde O2 var girenlerde. Üçüncü öncülde ısı var. Parçalama var. Yani bu bir analiz tepkimesidir gider. Pekala devam edelim. Ee, diğer maddemiz ne? Diyor ki bir de sentez tepkimesi olsun. Sentez tepkimesinde hani iki ya da daha fazla maddenin tek bir ürün oluşturması gerekiyordu. Peki bakalım şimdi bak demirle oksijen tepkime girmiş tek ürün oluşturmuş. Evet bu tam da istediğimiz bir olaydır. Bunu söyleyebiliriz. İkinciye bakalım. Evet CH4 ve oksijen tepkimeye girmiş ama iki tane ürün oluşturmuş. Olmaz. Bu organik bir bileşin yanması. Organik bileşik yandığında karbondioksit ve su açığa çıkar ki burada öyle olmuş aslında. Burada bir sentez yok arkadaşlar. Cevap da bu durumda yalnız bir. Yani A seçeneği olur. Geldik ikiye. Şimdi elinde bir denklem var yine. Bu denklemi bir analiz edelim biz isterseniz Ve buna göre hangisi doğrudur demiş zaten. Şimdi bak HCl. HCl bir asittir. Bak görüyorsun ki H artı ve Cl eksi bir iyonlarını suya bırakır. Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum artı 2 ve OH eksi bir iyonlarını ortaya veren bu da bir bazdır. O yüzden bu tepkime aslında asit baz tepkimesidir. Ve bak ne oluyor burada? H+ iyonlarıyla yani asitteki H+ iyonlarıyla bazdaki OH- iyonları tepkimeye girerek suyu oluşturuyorlar zaten. Bak suyun oluşmasının sebebi budur. Bu tepkime de zaten net iyon tepkimesidir. Yani bak asit baz tepkimelerindeki net iyon tepkimesi zaten budur. Evet doğru. O yüzden bu hem asit-baz tepkimesi hem de açığa su çıkarttığı için de nötrleşme tepkimesidir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Hem asit-baz hem nötrleşme tepkimesi demiş. Devam edelim. Diyor ki kalsiyum artı 2 ve klor eksiyonları seyirci iyonlardır. Evet baktığımda burada kalsiyum artı 2 ve klor eksi 1 etli sütüye karışmayan başlangıçta çözünüyordu. Gene çözünmeye devam eden iyonlardır. Ve biz buna hani tuz oluşturan iyonlara seyirci iyonlar diyoruz asit baz tepkimelerinde. O yüzden bu da doğru gelir. Cevap da 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. Geldik şimdi üçüncü soruya arkadaşlar. Burada şimdi aşağıdaki tepkimelerin hangisinin türü yanlış verilmiştir diye sormuş. Bakalım şimdi H2O maddesini biz ne yaptık? Isıyla parçalamışız A şıkkında. Hidrojen gazını ve oksijen gazına dönüşmüş. Bu bir analiz tepkimesi. Evet doğru. Yani bu tepkimede ne olmuş? H2O parçalanmış. Evet doğru. Yani elementlerini de dönüştürmüşüz. Yapı taşlarını de dönüştürmüşüz diyebiliriz. Peki B şıkkı bir kalsın C'ye bakalım. Bak gümüşü ne yapıyoruz? Oksijen tepkimeye sokarak gümüş oksite dönüştürüyoruz. Yani yakıyoruz. O2 maddesi girenlerde. O yüzden bu bir yanma tepkimesi. Evet C şıkkı da doğru gelir. Devam edelim. Bak karbonla hidrojen artı oksijen maddesi tepkimeye giriyor. Bak pek çok madde girenler de var ve tek ürün yani C2H5OH maddesi birden fazla maddenin tek ürün oluşturur tepkimeleri biz sentez tepkimesi diyoruz. O yüzden bu da doğru. Bu arada C seçeneği de sentez tepkimesi. Yani bak gümüş de oksijen tepkimeye girmiş ve gümüş oksit. Bu da bir sentez tepkimesidir derdik. Peki devam edelim. Bak görüyorsun ki E şıkkında potasyum bromür bir e, tabii ki suda çözülen bir tuzdur. Gümüş nitrat suda çözülen bir tuzdur görüyoruz. Peki bu durumda ne olmuş? Gümüş, bromür ve potasyum nitrat maddeleri oluşmuş. Bak gümüş, bromür katı olarak dibe çökmüşken gümüş nitrat ama çözünmeye devam ediyor. Bir yandan çözünme suda yazdığı için buradan anlıyorum. Bir yandan da çökelme katı yazdığı için zaten çökeldiğini anlıyorum. O yüzden bu tepkime tabii ki baktığımız zaman çözülme çökelme tepkimesidir. O yüzden bu da doğru geliyor. Peki B şıkkına bakıyorum. Şimdi HCl bir asit. Evet H artı ve CL eksi bir iyonlarını verir mesela suya normalde. Amonyak da bir baz. NH4 ve OH iyonlarını verir. Evet bu tepkime baz tepkimesi. Ama bak açığa çıkan tuz katı. Yani su açığa çıkartamadığı gibi açığa çıkan Suyumuz, e, tuzumuz da e, katı olarak dibe çöküyor. Eğer bu maddemiz suda çözünseydi ya da açığa su çıkartabilseydi asit bas tepkimesine nötrleşme tepkimesi derdik. Ama bu tepkime için sadece ve sadece asit bas tepkimesidir diyebiliriz. O yüzden bu ifade yanlış. Cevap da B seçeneğidir. Güzel soru. 4'teyiz Dörtteyiz bir kimyasal tepkime ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu tepkime hangisi olabilir diye sormuş. Bakalım şimdi. Yanma tepkimesidir demiş. Yanma tepkimesi olabilmesi için girenlerde O2 olması lazım. Bakıyorum. Girenlerde O2 var. Girenlerde O2 var. Girenlerde O2 var. Hiç eleyemiyorum şu anda. Peki. Bak demiş ki egzotermik ısı veren bir tepkime nerede demiş. Şimdi bak ee, azot gazı yanması hariç tüm yanma tepkimeleri egzotermiktir. Bak H2 yakmışız ısıyı ben ürüne yazacağım. Efendim Azotu yazmışız. Biz ısıyı girene yazmamız lazım. O yüzden bu ifade olmaz. Gitti ikinci öncülümüz. Bu bir endotermik mi? Sodyumu yakıyoruz. Gene ısı ürünlerde olacak. Çünkü Bak yanma tepkimeleri %99.9 oranında egzotermiktir. Azot gazı hariç tüm yanmalar egzotermiktir. Azot gazı endotermik yanar. Peki heterojendir demiş. Ne demek heterojen? Yani girenlerdeki ve ürünlerdeki maddelerin aynı fazla olması homojen demektir. Biri bile farklı fazla olursa heterojen oluyordu. Peki bakalım. Bak gaz, gaz, suda, sıvı. Evet. Birinci tepkime heterojen tepkime. Hepsi gaz olsaydı veya hepsi sıvı olsaydı homojen olacaktı. Peki diğerine bakalım. Katı, gaz, katı. Evet. Evet bu da heterojen. Hepsi katı olsaydı homojen olacaktı. O yüzden burada iki tane tepkimimiz yani bir ve üçüncü tepkimlerimiz heterojendir. O yüzden burada iki tane öncülümüz yani iki öncülümüz buradaki özellikleri gerçekleştirdiği için cevap da bu durumda 1-3 yani değişiklik olur. Geldik 5'e. Beşinci soruda baktığımız zaman elimizde magnezyum nitrür maddesi varmış. Bunu biz suyla tepkimeye sokuyormuşuz ve burada amonyak gazı ve magnezyum hidroksit çözeltisi hazırlıyordur. Arkadaşlar bu tepkimeyi yazmaya çalışalım isterseniz hemen. Şimdi magnezyum nitrürü hemen biz ne yapıyoruz? Suyla tepkimeye sokuyoruz. Ve ne açığa çıkıyormuş? Amonyak ve de magnezyum hidroksit maddesi açığa çıkıyormuş. Ben bunu böyle yazdım. Şimdi bu tepkimeyi böyle yazdıktan sonra gençler tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. Bak 3 tane magnezyum var. Hemen magnezyumu denkleştireceğiz. 3 tane magnezyum. Hani hatırlarsanız maho demiştik ya. Önce metaller sonra ametaller, sonra hidrojen, sonra oksijen diyorduk. Metaller burada magnezyum, metal zaten. Önce magnezyumla işledik. Sonra ametal olan azot eşitleyelim. Azotta bak iki tane azot var. O zaman buraya iki yazacağız ki iki amonyak olsun. Peki bunu hallettik. Şimdi hidrojene bakalım. Şimdi bak 3 kere 2 burada 6 hidrojen var. 3 kere 2 6 hidrojen de burada toplam 12 hidrojen var mı? Evet var. E bakıyorum burada 2 hidrojen var. Demek ki 6 yazarsak burada sünün ne? 12 hidrojen olur. Şimdi oksijenler denkse olay doğrudur. 6 oksijen var görüyorsunuz ki. Evet 3 kere 2'den de buradan da 6 oksijen var. Yani oksijenler denk oldu. Şu, ma tüm maddeler denk oldu yani şu anda. Evet. Şimdi bakalım hangisi doğrudur demiş. Tepkimede toplam kütle kurulur. Hocam diyor Mahmut nereden bileceğim ben bunu? Kütle hiç vermemiş. Mahmut bunu bileceksin. Nasıl bileceksin biliyor musun? Kimyasal bir tepkimede kütle her zaman korunur. O yüzden birinci öncülümüz tabii ki doğru gelir. İkinci öncülümüze bakalım. Tepkime gerçekleştiren zamana kaptaki e, gaz basıncı artar. Bunu nasıl bilebiliriz ki acaba? Gaz basıncı nasıl artar? Şimdi bak inceleyelim istersen. Bak burada e, magnezyum nitrür katısı. Evet. Su sıvısı, evet. Ee, bak başlangıç zaten gaz yok. Ürünlerde ise amonyak gazına ve e, magnezyum hidroksit e, çözeltisine dönüşüyormuş ya. Yani ürünlerde en azından 2 mol gaz var. 2 kat sayılı bir madde var. Yani gaz oluşmuş. Başlangıç gaz yokken kapta bir kapta gaz meydana gelmiş. E bu gaz ne yapar? Bu gaz tabii ki her tarafa çarpar kabın. Her tarafa çarparken kaba ne yapar? Bir basınç yapar. Evet o yüzden bu da doğru gelir. Devam edelim. Yani basınç sıfırken basınç arttı. Peki, tepkimi en küçük e, biz tam sayılar denkleştirdiğimize ki zaten biz bunu yapmışız. Suyun katsayısı kaç? Suyun katsayısı 6 bulduk. Evet, zaten 6 olur demiş. O yüzden bu da doğru gelir. Cevap 1 2 3 yani E seçeneği. Çok güzel soru. Şimdi 6. soruya bakalım. Arkadaşlar burada bize X maddesinin ne olduğunu sormuş. Bize tepkimenin hani denkleşmiş bir tepkime olduğunu söylemiş. Kimyasal bir de atom sayısı atom türü aynı zamanda toplam yük korunur. Unutmayın bunu. Bakalım şimdi inceleyelim öncelikle. Ne var elimizde? Bak X maddesi diyor girenlerde. 5 tane demir var. 5 tane demir. Demek ki hiç demir yok. Onu anlayabiliyoruz. İki tane, bir tane mangan var. Ama girenlerde hiç mangan yok. O yüzden demek ki X'de bir tane mangan olmak zorunda. X ve mesela bir tane mangan olmalı. Peki bakıyoruz şimdi. Ürünlerde 4 kere 2'den 8 hidrojen ve 4 oksijen var mı görüyorsun? Bak 8 tane hidrojen var. Ne eksiğimiz var? 4 oksijen eksikliğimiz var. Ha demek ki MnO4'müş maddemiz. Şimdi şıklara bakıyorum bak. MnO4 C şıkkında da var. A şıkkında da var. Ya ben bunu nasıl yapacağım acaba? Bak kimyasal bir tepkimede toplam yük de konur. Efecan unutma bunu bak. Korunur yani toplam yük de korunmak zorundadır. Bak hemen bakalım nasıl olacak. Şimdi x'in yükünü biz bilmiyoruz. Hani bir tane x var. x'in yüküne x diyelim. O zaman toplam yükü x olsun. Artı demir yükü artı 2 bak. Ama 5 kere artı 2. Yani 5 çarpı artı 2 diyorum. Artı 8 çarpı artı 1. Tamam mı? Çünkü hidrojen yükü artı 1. Eşittir diyeceğiz. Bak mangan artı 2 ürünlerde. Artı demir burada artı 3. Yani 5 çarpı artı 3 diyorum. Artı suyun yükü 0 bileşik olunca yani burada dört kere 0 diyoruz. Evet böyle bunu oluşturacağız. Şimdi bakalım x artı 10 artı 8 eşittir. 2 artı 15 artı 0. E bak 18 x artı 18 eşittir. 17 o zaman x'in ne olması lazım? Eksi 1 yani mno4 yükü de eksi 1. Yani permanganat maddemizmiş bunu anladık. Cevap da a seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Şimdi demiş ki burada Elif kimya laboratuvarında gerçekleştireceği bir deney için 2 Erlen Mayer içerisinde 100 mllik er mililitrelik kurşun nitrat ama kurşun 2 nitrat ve potasyum iyodür çözeltilerini hazırlıyor. Bak görüyorsun birini çözeltimizde kurşun 2 nitrat çözeltimiz diyor. Yani ortama ne yapacak kurşun 2 nitrat? Tabii ki kurşun artı 2 ve nitrat eksi 1 iyonlarını vermeli ki bu iyonları gözümüzde göremeyiz zaten. Bu bir çözelti. Bu da çözünüyor yani. Şöyle bir şey elimizde aslında kurşun nitrat suda diyoruz. Evet şöyle bir suda diyeceğiz. Ortama bu iyonları veriyor. Pekala. Diğer maddemiz de potasyum iyodür. Tabii ki potasyum iyodür de suda. Bu da bir çözeltidir. Ama burada ikisini biz tepkimeye soktuğumuz zaman yani karıştırdığımız zaman burada artansız bir tepkime gerçekleşiyormuş ve dipte kurşun iyodür katısı oluşuyormuş. Ve potasyum artı ve nitrat eksi bir iyonları suda çözünüyor hala. Bak bu iyonlar hala var. Yani bu durumda ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Kurşun iyodür katısı dipte çözünmeye üyen madde, katı olarak dibe çöken madde ve bu durumda potasyum nitrat maddesi suda çözünmeye devam eden madde. Biz bu tepkimelere ne diyoruz biliyor musun? Tepkimeyi denkleştirmemiz lazım. Şöyle iki koyalım tabii ki. Bu tepkimelere biz arkadaşlar çözünme çökelme tepkimesi diyoruz. Bir yandan çözünme, suda olduğu için çözünme, bir yandan çökelme. Peki biz buradaki net iyon tepkimemiz nedir? Net iyon tepkimesi çöken maddeyi oluşturan. Yani bak ilk kapta Kurşun e, zaten bak şuraya yazmış görüyorsun ki biz bu A şıkkı birinci öncülüğümüz doğru geliyor. Bunu oluşturabiliyoruz zaten bu şekilde olduğunu alıştırdık zaten gördük. Peki şimdi demiş ki bize burada hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi ikinci çözeltideki potasyum artı yonunun karışımındaki e, potasyum yonunun sayısına eşit midir? Zaten bak e, burada bizim elimizde potasyum artı bir yonun da çözülüyordu zaten. Hala çözülmeye devam ediyor. Yani burada aslında potasyum ve aslında nitrat seyirci iyonlardır. O yüzden... Bunlar tabii ki başlangıçtaki potasyum sayısı ve sondaki potasyum sayısı birbirine eşittir. O yüzden bu da doğru geliyor. Peki netiyon tepkimesi ne olur? Netiyon tepkimesi başlangıçta su çözünen ve sonra tabii ki oluşan çöken maddeyi ifade eder bize. Bak kim çözünüyordu başlangıçta? Kurşun artık iki başlangıçta su çözünüyordu ve iot da çözünüyordu aslında başlangıçta. Ama ne oldu bu durumda? Kurşun iodür katısı oluştu görüyor musun? He bak burada demek ki net yon tepkimiz çöken maddelerdir aslında. O yüzden bu da doğru bak. Bunu da bize doğru vermiş. Cevap da hepsi doğru. Yani E seçeneğidir. Geldik 8. sorumuza. Diyor ki şimdi kimyasal tepkimelerde atomların türleri, sayıları her zaman korunur. Bu yüzden tepkimeler denkleştirme işlemi yapılır. Buna göre bak bize burada bir denklem vermiş. Bu denkleştirildiğinde demiş. Yani bu denkleşen bir tepkime ama bak özellikle en küçük tam sayılarla diyor. Dikkat edelim buna ya. A, B, C, D sayıları ne olur diye sormuş. Şimdi bak burada hemen incelediğimiz zaman bak. A tane azot var D ve C tane azot var ürünlerde. Yani girenlerdeki A'nın o zaman C'ye eşit işte olması lazım. Bu bir elimize kalan bir bilgi olsun o zaman. Peki devam edelim. Mesela bu hatta burada eleyebilirim bak. 2-2 A şıkkında. Görüyorsun bak burada eleyebileceğimiz var mı? Bak görüyorsunuz işte D şıkkı ederiz. Bak A'da 3 C'de 2 demiş. O yüzden mesela D şıkkı gider ama diğerlerini götüremiyorum görüyorsunuz. Devam etmek istiyorum. Mesela bakalım ne var diye baksak işte bak e, 3 tane 3A hidrojen var girenlerde. Aynı zamanda e, görüyorsunuz ki 2 tane D hidrojen var ürünlerde. O zaman bu durumda aslında şöyle bir şey olması lazım bizim. Bu durumda işte hani A ile D'nin aslında ilişkisini kurabiliriz. Mesela ben burada D'ye 3 desem A da bu durumda 2 olması lazım değil mi? Hani böyle bunu yazabilirim diye düşünüyorum. Peki mesela A2 ise C de 2 oluyor. Bak yerine koyayım isterseniz. Şimdi 2 tane amonyak oluyor. A yerine 2 yazıyorum. B kalsın. B O2 diyelim şimdi. Eşittir. E, C de zaten 2 idi. 2 NO artı 3 tane su. Bak bu şekilde tepkimeyi denkleştireceğiz. Bakalım oluyor mu? 2 azot 2 azot. 2 kere 3'ten 6 hidrojen, 3 kere 2 6 hidrojen görüyoruz ki. 2 oksijen, 3 de oksijen toplam bak görüyorsun ki ürünlerde 5 tane oksijen var. Girenlerde 5 tane oksijen olabilmesi için B'nin bu durumda 5 bölü 2 olması lazım. 5 bölü 2 çarpı 2'den de 5 oksijen görüyorsunuz ki. Bunu böyle görebiliyoruz. Ama bak B 5 bölü 2 olursa en küçük tam sayı olmaz. En küçük tam sayı olabilmesi için ne yapmamız lazım? Bu tepkimi 2 ile çarpmamız lazım. Yani o zaman şöyle olur. 4 tane NH3 artı 5 tane O2'den 4 tane NO artı 6 tane su. Yani 4, 5, 4, 6. 4, 5, 4, 6. Şıklara bakıyorum. Evet. E seçeneğinde ben bunu buldum. Evet. Geldik testimizin son sorusuna. Şimdi diyor ki yukarıdaki olayların türüne göre sınıflandırılması Aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Bakalım şimdi. Diyor ki mağaralardaki dikit ve sarkıtların oluşumu. Niye oluşuyor bu? Burada çözünme çökelme tepkimesi. Çöken madde burada dikit oluşturuyor zaten çözülemediği için. O yüzden çözünme çökelme tepkimesidir. Mesela buna ben çözünme çökelme tepkimesi yazayım. Peki devam edelim. Çaylanlıkta oluşan kirecin sirkeyle çözülmesi. Bak kirecin sirkeyle çözüyoruz. Kireç dediğimiz madde kalsiyum karbonat. Bu bazdır. Bazı biz asit olan sirkeyle çözüyoruz. Yani bu o zaman nötrleşme tepkimesi ya da asit baz tepkimesi diyoruz. Evet. Devam edelim. Mide yanmasını kabartma tozu çözeltisiyle giderilmesi demiş. Şimdi bu nasıl olur? Şimdi bak mide niye yanar? Mide zaten hani burada asidik bir ortam oluşmuş. Kabartma tozu da orada bazik bir madde ya. Onu biz bazla çözeceğiz. O yüzden bu da aslında asit baz tepkimesi olur. Devam edelim. Limon suyu damlatılan mermerin aşınması. Mermer bazdır. Limon suyu onu aşındırmış asit olan. Asit baz tepkimesi. O zaman sadece burada birinci tepkimimiz çözülme tep çökelme tepkimesi. Diğerleri asit baz tepkimesi oluyor. Ve burada cevap da A seçeneği olur. Evet arkadaşlar çok güzel sorular vardı. Umarım size verim almışsınızdır. Evet test bizim 59'da bitti. Şimdi hemen size bak 2 saat sonra bir tane daha video geliyor. Sayfa 124-125. Hemen siz test oradaki işte 60'ı da çözerseniz benle beraber. Ben de bir sonraki derste onu çözeceğim ve size bu şekilde faydalı olmak isterim. Haydi bakalım arkadaşlar hedefimiz full. Emin adımlarla ilerliyoruz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.